Gez dünyayı, gör Konya'yı. Burası Konya. Konya'ya gelince yapacağınız ilk şey Mevlana Müzesi'ne gelmek. Selamünaleyküm Canvik Hocam. Aleykümselam kardeşim. Tanışmak bugün nasıl? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi Konya'da geziyoruz. Hava güzel. Maşallah. Hani Allah razı olsun. Şuradan geçiyordum, gördüm, bir selam vereyim. Sağ olasın, çok güzel ettin kardeşim ya. Sağ, eyvallah, sağ ol. Konya'ya gelince koşarak gideceğiniz bir yerde Alaaddin Tepesi. Haydi. Bu adam Avrupa'daki John Wick'e benziyor ama şive Konyalı, dublaj mı yapılıyor? Aslında Avrupa'yı tarzı konusunda çok para kazanabilir ama benim amacım para kazanmak değil. Yurdumu, Anadolu kültürünü tanıtmak. Çok da tepki alıyorum aslında. Özellikle eğitimcilerden ve birçok özellikle gençler sağ olsunlar örnek alıyorlar, seviyorlar. Büyüklerimiz de sosyal medyayı çok güzel kullanıyorsun, Allah senden razı olsun diye güzel tepkiler alıyorum. Yurt dışından ulaşanlar oldu. Özellikle Kanada'dan, Belçika, Almanya'dan çok ulaşanlar oluyor. Geçenlerde Mevlana'dan çıktım, bir tane turist gelmiş Anadolu'nun başka bir yöresinden. Ya abi dedi, dün senin filmini izledim, çok harikasın, fotoğraf çek. Abi ben John Wick değilim, ben Konyalıyım diyorum. Yok diyor, yeğenim diyor, sen olsun diyor. İzah edemedik ama çok samimi geldi. Sağ olsun, böyle enteresan olaylar da başımıza geliyor. Antalya'ya inince turistler Alanya tarafında, Mevlana'da, İstanbul'da, Galata Kulesi tarafında İngilizce konuşuyorlar. Tek anladığım John Wick ve Keanu Reeves diyorlar. Ama no, I am Turkish. Yani ben Türk'üm. Anadolu Konyalı John Wick'im diyorum. Öyle tepkiler oluyor ama bir Galata Kulesi'nde Mevlana meydanında gezince günlük bir 100-200 fotoğraf çektiren oluyor genelde. Mesela ne örün? Ne yapıyorsun? Konyalı ve İç Anadolular sever bunu. Ankara, Konya, Karaman, G harfi. Bizde G harfi çok acayip bir şeydir. Bunların önemini mesela izah etmeye çalışıyorum. Yaşlı insanlarla muhabbet etme hoşuma gidiyor. Bunları tanıtmaya çalışıyorum. Bir köydeki Anadolu'nun köyüne gidip bir çobanla muhabbet etmeyi seviyorum. Bu şekilde köy sevgisini de enjekte etmeye çalışıyorum yeni nesle. Karaman'da Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Öğrencilere dedim, gurur kelimesini cümle içinde kullanın. Öğrencinin biri hocam dedi, çamaşırları güneşe sererseniz gurur. Bu çocuğa yüz verdim. Yıllar sonra uçak mühendisi oldu. Gurur kelimesi var mesela. Gurur kelimesini cümle içinde kullanın gelin. Karamanlı ve Konyalı öğrenciler yazmış ki, öğretmenim annem dedi ki çamaşırları güneşe serersen gurur. Ben bu öğrenciye yüz verdim. Özbenliği gelişti, özgüveni gelişti. Bu öğrenci 7-8 yıl sonra üniversitede uçak mühendisliği okudu. Burası soğuğun kemiklerinize kadar işlediği Karaman. Soğuğun babası, Ayaz'ın padişahı, havanın sert, insanının mert olduğu yer Karaman. Bol miktarda kalsiyum içerir, vücut direncini artırır. Tavsiye ederim. Konya ve Karamanlılar iyi bilir. Şu menüyle beslenen adam demiri sıksa suyunu çıkarır. İşte Jungle Luck. Konya'da yaşamak için 756.512 sebepten sadece 3 tanesi. 1. Tekerin mi patladı? Bisikletini tamir edebileceğin birçok noktada tamir istasyonu. Üstelik ücretsiz. 2. Susadın mı? Şehrin birçok noktasında tatlı su çeşmeleri mevcut. Üstelik bedava. Doldur doldur iç. 3. Lavaboya ihtiyaç mı duydun? Dünyanın en temiz ve hijyenik lavaboları ve tuvaletleri birçok noktada Konya'da. Üstelik ücretsiz. Burası Konya. Konya'ya yeni gelenler, öğrenciler, vay vay vay, Konya, vay!
Arkadaşlar bir paket sigara 50 lira. Konya sokaklarında bir paket sigaraya tam 5 kilo taze mandalina alabilirsin. Hayat seçimlerinizden ibarettir.